Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanım 24'ün sorularını çözüyoruz. Birinci soruyla başlayalım. A 2B üzeri 4 ifadesinin A'nın azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 3. terim nedir? Binom açılımının özellikleri videosunda bahsettiğimiz gibi ilk terimin yani x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında r artı birinci terimi şu şekilde buluyorduk. n'in r'lisi Burada n4, 4'ün r'lisi çarpı birinci terim a üzeri 4 eksi r çarpı ikinci terimin r'inci kuvveti. Eksi 2b üzeri r'yi kullanarak buluyorduk. Şimdi burada r artı 1 kaça eşit ona bakalım. r artı 1'imiz 3. terim istendiğine göre r artı 1 eşittir. 3 diyoruz. R'ye buradan ne geliyor? 2. O halde bakın bu formülde R'nin yerine 2 yazarsak istenilen terimi elde etmiş oluruz. 4'ün ikilisi çarpı A üzeri 4 eksi 2 çarpı eksi 2B üzeri 2. 4'ün ikilisi 6'ya eşit gençler. A üzeri 4 eksi, eksi 2 A kare. Eksi 2 B'nin karesi. Eksi 2'nin karesi çarpı B'nin karesinden 4 B kare gelir. Buradan da 24 A kare B kareyi bulmuş oluruz. Doğru cevap A seçeneği olur. Bakın bu soruda önemli olan genel terim formülünü bileceğiz. Sonra baştan kaçıncı terimi istiyorsa ona uygun R ifadesini yerine yazacağız. Bu sayede bütün terimleri bulabiliyoruz genel terim ifadesinden. Gelelim ikinci soruya. İfadesinin Y'nin artan kuvvetlerine göre açılımında sondan ikinci terim. Y'nin artan kuvvetlerine göre demek X'in azalan kuvvetlerine göre demektir. Yani biri artıyorsa diğeri azalıyordu. O zaman az önceki formülü kullanabiliriz. Fakat burada sondan ikinci terim isteniyor. Şimdi kuvvet 6 ise terim sayısı nedir? 7'dir. 6 artı 1'den 7 olur. Sondaki terim 7. terim, bu sondan birinci, sondan ikinci ise baştan 6. terim olur, değil mi? Bakın son terim 7. ise sondan ikinci terim 6. terim olacaktır. Yani bizden sondan ikinci de, terim derken baştan altıncı terim isteniyor. Bunu şu şekilde de bulabiliriz gençler. Hani böyle yazmak kafanızı karıştırdıysa. Terim sayısı kaç? 7. 7 artı 1 eksi 2 diyoruz. Bu da baştan kaçıncı terim olduğunu vermiş oluyor. Yani terim sayısına 1 ekleyip sondan x'inci terim dediğini düşünelim. O x'i çıkartıyoruz. Formülümüz neydi? R artı birinci terimi bulmak için. R artı birinci terimi bulmak için şunu kullanıyorduk. N'in R'lisi yani altının R'lisi çarpı x üzeri n r yani 6 r çarpı y üzeri r. Yani r artı birinci terimi arıyoruz baştan. 6. terim r artı 1 ise r artı 1'i 6 eşitledik. R de buradan 5 geldi. R'nin yerine 5 yazarsak 6'nın Eşli kombinasyonu çarpı x üzeri 6 eksi 5 çarpı y üzeri 5 gelir. 6'nın 5'li kombinasyonu 6'dır. x üzeri 1 çarpı y üzeri 5 gelir. İşte baştan 6. sondan 2. terim bu oldu. Bu terimin kat sayısı 6'dır. Doğru cevap C seçeneği olur. x kare eksi m bölü x üzeri 10 ifadesinin açılımında baştan 3. terimin Kat sayısı 180 olduğuna göre bakın baştan 3. terimin kat sayısı 180. M'nin alabileceği değerler çarpımını soruyor. Baştan 3. terim yani R artı 1'i 3'e eşitledik. R'ne geldi buradan 2. O zaman N'imiz kaç burada? 10. On. 10'un ikilisi çarpı X kare üzeri N eksi R. N 10'du. R'yi 2 bulduk. 10 eksi 2 çarpı n bölü X üzeri R diyeceğiz. R de 2 idi. Şimdi bu terimin katsayısı sayısı 180'miş. Yani 180 çarpı terim geldi. Sol tarafı bir hesaplayalım. Onun ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2'dir. Çarpı x kare üzeri 8 yani x kare üzeri 8 x üzeri 16 olur. Eksi m bölü x'in karesi yani eksi m'in karesi m karedir. Bölü x'in karesi oldu. Bu da ne olur? 10 çarpı 9 bölü 2 45. 45 m kare çarpı x üzeri 16 bölü x üzeri 2. x üzeri 14. Neye eşitmiş bu? 180 çarpı işte terime. O terimde ne olacak zaten? x üzeri 14 olacak. Buradan 45 m karenin 180'e eşit olması gerektiğini görmüş oluruz. Bakın katsayılar eşit olacaksa. 45 m kare eşittir 180. 45'e bölersek her tarafı m kare 4 gelir. Bu durumda emin alabileceği değerler 2 ve eksi 2 olur. 2 ve eksi 2'nin çarpımı ise eksi 4 gelir. Doğru cevap A seçeneğidir gençler. Evet bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.